Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Illustrator'da Pentool'u tanıyacağız. Programı açtığımızda klavyede bulunan P harfine basıyorum. Pentool otomatik bize kısa yol olarak geliyor. Bir başka seçeneğim de burada bulunan kalem aracına basmak. Şimdi Pentool'dan kısaca bahsedeyim. Pentool'da bir yere tıkladığınızda sizi bir yol takip eder, bir çizgi takip eder. Şu anda ekranda bulunan ve sizin görmüş olduğunuz mavi çizgi bu bahsetmiş olduğum yol aslında. Bu çizgi çizimin kendisi değil, ön izlemesi oluyor. Şimdi tekrardan bir yere tıklıyorum. Çizim artık gerçekleşmiş oldu. Bu şekilde istediğim her yere bu noktayı atarak çizgiyi takip ettiriyorum ve bir çizimi oluşturuyorum. Eğer ki bu çizgilere kavis vermek istiyorsam, gitmek istediğim nokta örneğin burası olsun. Gitmek istediğim noktaya basıyorum. Mouse'umun tuşunu hiç bırakmadan sağa sola yukarı doğru hareket ettiriyorum istediğim şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde kavis almaya başlıyor. Şu an dilediğim gibi açısını gözümle hesap ederek bir yandan da önümdeki yardımcı araca bakarak istediğim hareketleri verebiliyorum. Şimdi bir örnek olsun diye bir çizim yapalım. Bir ay çizelim hilal şeklinde. Bir noktaya attım. Sağ çapraza bir nokta daha attım. Kavisini veriyorum çekerek. Şimdi hilal çizmem için benim keskin bir şekilde aşağı sağ tarafa inmem gerekiyor. Ama şu an buradaki yol, gördüğünüz gibi bana yol gösterici olan yol, geniş bir kavis alıyor ve keskin bir dönüş yaptırmıyor bana. Keskin dönüş yaptırmamakta. Bunun için yapacağım şey, klavyede bulunan alt tuşuna basıyorum. Basılı tutuyorum. Basılı tutarken son noktama basıyorum. Daha sonrasında gördüğünüz gibi keskin bir hat oluşturmama izin vermiş oldu. Şu anda devam edebilirim. Buraya getiriyorum. Az önce yaşadığım şeyi gördüğünüz gibi burada da yaşıyorum. Buraya tıklamam için benim alt tuşuna basıp son noktama basıyorum. Ve çizimimi bu şekilde kavis vererek tamamlamış oluyorum. Bu şekilde Pentool aracını kullanıp çizimlerinizi yapabilirsiniz.